Herkese selamlar. Kanalımın yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere uzun zamandır, yani yayıncılık hayatımın başladığı günden beri bir Elgato hayranlığım var. Bununla birlikte olarak hem Stream Deck açılışı yaptık, bunun haricinde Cam Link açılışı yaptık, işte Multi Mount açılışı yaptık vesaire derken elimden geldiğince Elgato'nun tüm ürünlerine sahip olmaya çalışıyorum. Bugün sizlerle birlikte bir Elgato ürünü inceleyeceğiz. Derken yine ürünümüz havadan uçtu geldi. Bugün sizlerle birlikte Elgato'nun Facecam'ine bakacağız. Facecam'i gerçekten çok kaliteli. Aynı zamanda yayıncılar için özellikle optimize edildiğini de sizlere söylemek istiyorum. Şimdi lafı fazla uzatmadan hızlıca kutu açılışına geçeceğiz beraber. Kutu açılışını yaptıktan sonra teknik detaylarına bakacağız. Aynı zamanda Elgato Facecam'in yazılımına bakacağız. Hadi şimdi kutu açılışına geçelim. Kutu açılışına geçmeden önce siz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Öncelikle kutumuzun detaylarına baktığımızda kutu üzerinde Full HD 1080p 60 fps bir görüntü aktardığını bizlere belirtmişler. Low latency, yani düşük gecikme ile videomuzu daha hızlı bir şekilde bilgisayarımıza aktarabildiğini belirten bir ibare de mevcut. Facecam'imizin Prime Lens'e sahip olduğunu da gösteren bir ibare mevcut. Prime Lens'ler gerçekten çok kaliteli ve maliyetleri yüksek olduğunu da sizlere belirtmek isterim. Bu sayede daha kaliteli görüntü alabiliyorsunuz. Kutunun şöyle iki yanına da baktığımızda Elgato ve logosu var. Diğer tarafına baktığımızda da biraz sonra da video içerisinde incelerken bahsedeceğim özelliklerinde yer aldığını burada görüyoruz. Arka tarafını çevirdiğimde de yine bütün teknik özelliklerinin bulunduğu bir liste olduğunu da görüyoruz. Şimdi ben lafı fazla uzatmak istemiyorum. Hızlıca kutusunu açmak ve kameramıza yakından bakmak istiyorum. Sağ ve sol tarafta iki adet sticker olduğunu gördüm ve hemen bıçak yardımıyla bu iki sticker'ı kestim. Ürünle ilk kavuşma anını yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi bizleri kutuyu açar açmaz bir kitapçık karşılıyor. Kitapçıkta da yine kullanma kılavuzu, bilgisayara nasıl bağlayacağız, İşte teknik özellikleri nedir, nasıl yapacağız, bunların detayları verilmiş. Ama tabii biz Türkler olarak bunları asla okumuyoruz. Hemen burada kameramız duruyor. Yalnız boyutu da bayağı büyük gibi gözüküyor. Hemen sağ taraftaki ben minik kutucuğu çıkartmak istiyorum İlk önce derken çıkartamıyorum ve çıkarttım. Burada da muhtemelen kablomuz var. Hemen şöyle kablo kutusunu da açtığımda tip C'den USB'ye dönen bir kablo bizleri karşılıyor. Hemen kablonun bir boyutuna bakmak istiyorum. Herhalde bir 2 metre, 2,5 metre civarı olduğunu düşünüyorum. Kablo kalitesine de bakacak olursak gayet kalın bir kablo bizleri karşılıyor. Geldi. Assolist'imizi kutudan çıkartıyorum. Ve şöyle çok güzel üzerinde Elgato logosunun sticker'ı olan yumuşak bir poşet içerisinde geliyor. Şöyle kibarca ve nazikçe açıyorum. Şey diyeyim, bayağı büyükmüş ya. Ben boyutunun bu kadar büyük olacağını düşünmemiştim. Yani şöyle avucumun içine koyarsam boyut olarak büyük olduğunu görebiliyorum açıkçası. Hemen şöyle oynayan bir ayak bizi karşılıyor. Yukarı, aşağı, sağa ve sola oynatabiliyorum. Aynı zamanda alt tarafında monitörümüzün üst kısmına sıkıştırabilmemiz için bir mandal olduğunu görüyorum. Direkt tripod ayağı mevcut. Bu giriş sayesinde isterseniz tripodunuza, isterseniz de Elgato'nun multi mountunu vesaire kullanıyorsanız eğer multi mountuna da direkt olarak bağlayabilirsiniz. Arka tarafına baktığımda arka tarafında bir adet tip C girişi olduğunu görüyoruz. Burada da 5 volt ve 0.9 amperlik bir güç aldığını bizlere gösteren bir ibare var. Ben hemen hızlıca bunu tekrar takıyorum. Bu arada ön tarafta da lens kapağın mevcut olduğunu da görmüş olduk. Lens kapağını çıkarttığımızda şöyle ben size biraz daha yakından göstermek istiyorum. Gayet büyük bir lens olduğunu görebiliyoruz.
neredeyse bir DSLR kamera lensi boyutunda diyebiliriz. Yakın incelemede gösterebileceklerimiz bu kadar gibi gözüküyor. Şimdi bunu ben bilgisayarıma bağlayacağım. Hem kendi software'ında nasıl bir performans gösteriyor, görüntü kalitesi nasılmış, bunları birlikte inceleyelim. Hem de o sırada teknik detaylarından da sizlere bahsedeceğim. Şimdi hızlıca bilgisayarımıza geçiyoruz. Elgato Facecam'imizi direkt olarak bilgisayarımıza bağlayabiliyoruz. Facecam'imizi direkt olarak USB üzerinden bilgisayarımıza bağlıyoruz. İsterseniz bir herhangi bir driver vesaire kurmanıza gerek kalmıyor. Otomatik olarak kendi driver'ını güncelliyor. Ama siz daha detaylı ayarlar yapmak isterseniz eğer Elgato'nun official sitesinden Kamera Hub uygulamasını indirebilirsiniz. Kamera Hub uygulamasını ben indirdim sizlere göstermek adına. Kurulumunu gerçekleştirdim. Şöyle baktığımızda gördüğünüz gibi detaylı ayarları yapmamıza izin veriyor. Bunlar neler diyecek olursak eğer, ilk önce zoom bölümü mevcut. Zoom bölümüyle 4x'e kadar zoom gerçekleştirebiliyoruz. Picture kısmından contrast, saturation ve sharpness'ımızı ayarlayabiliyoruz. Exposure tarafında da shutter speed'imizi ve compensation'ımızı ayarlayabiliyoruz. Burada otomatik yapmazsak eğer direkt olarak gördüğünüz gibi burada shutter speed'imizi istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. 60 fps bir yayın yapıyorsanız eğer shutter speed'inizi 100 vermeniz yeterli. Geri kalan ışık ayarınızı da ISO kısmından istediğiniz gibi gerçekleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 6400 ISO'ya kadar çıkış sağlıyor. Ben bunu şimdilik otomatikte bırakacağım. Aynı zamanda white balance ayarını da gördüğünüz gibi white balance bölümünden sıcaklık ayarlarını da gerçekleştirebiliyoruz. Processing kısmında da 60 Hz, 50 Hz veya kapalı olarak bunu kullanabiliyoruz. Noise reduction kısmında aktif ettiğimizde gördüğünüz gibi biraz daha smooth bir görüntü sağlıyor bizlere. Aynı zamanda şuna da değinmek istiyorum. Preview format kısmından da kaç p'de bir görüntü almak istiyorsanız onun seçimini burada gerçekleştirebiliyoruz. 1080p 60 fps, 1080 30 fps, 720 60 fps gibi ayarlamaları buradan gerçekleştirebiliyoruz. Kendi şahsi yorumumu yapacak olursam eğer, düşük gecikmede mükemmel görüntü kalitesi sağlayabilen webcamlerin en başında geldiğini sizlere belirtmek isterim. Edindiğim tecrübe dahilinde yayınlarınız için gayet yeterli. Yani sonuca gelecek olursak eğer, biraz bütçeniz varsa ve gerçekten kaliteli bir webcam istiyorsanız alınacaklar listenize mutlaka eklemenizi öneririm. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.